Fatih Medreseleri, 1986'dan beri hizmetinizde. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar buyuruyor Efendi Hazretleri, iman küfür mücadelesi devam edecek. Bir. İkinci ifadeyi söylüyor. Gavur uşaklığı yapıyorlar. Bak gavur demiyor, dikkat edin. Ne yapıyorlar? Gavur uşaklığı. İki. Aman ha dedi, kimseyi kaybetmeyin. Bu da çok önemli bir ifadeydi. Şimdi geçiyorum. Şimdi Allah ne yapacak diyor arkadaşlar? İmtihan edecek. Doğru mu? Doğru. O günkü imtihanımız neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Açık söylüyorum. Biraz açık konuşacağım. Hakkınızı helal edin. O günkü imtihanımız medreselerimizi basıyorlardı. Bana bu geliyordu polisler. Ne yapıyorsunuz burada? Kur'an mı okutuyorsunuz? Hadi bakayım. Buyurun. Hadi. Boşalt. Hadi bakalım işte filan falan. Mühürlüyorlardı kapıları. Evlerin kapılarını mühürlüyorlardı. Hocam şimdi rahatsınız filan. Ya Burak ne diyorsun sen ya? Mübarek. Şimdi medreselerimizi kitlemiyorlar ama medreselerimizin içindekileri aldılar. Biliyor musun sen bunu? O ne demek hocam? Söylüyorum. Bize talebe geliyordu. Bu seneden bahsedeyim size. Bu sene biz normalde 4 yaş, 4 ay, 4 günlükte talebeyi alıyorduk. Aldığımız bu talebeyi 15 gün alıştırma yapıyor. 3 ay daha Kur'an-ı Kerim'e geçiriyor. 3 aydan sonra da 1 sene üzerinde de hafıza hazırlıyor. Ezberini yaptırıyor. Hafıza başlatacağız. Yani tahmin ediyorum 1,5 sene sonra hafıza başlatmamız gerekiyor. Aldıktan sonra. Kaç yaşında oluyor? 6. Kaç? 6. Sonra ne yapıyorlar biliyor musun? 3200 talebemizi bu sene hafıza başlatacakken hepsi elimizden gitti. Hoca işte okudun ya, medrese açık. Ne açıyor? Neresi açık? Medreseye sadece kilit vurmuyorlar. Yoksa neresi açık ya? Her tarafı kapalı. Kimse kendini kandırmasın. Yalandan açık açık demeyin ya. Genel rızası gibi anlatıyorum size. Ha medreseye şey açık, kapısı açık. Doğru. Ama medreseye ne lazım? Talebe lazım. Sen talebeyi 12 sene kilitlersen 6 yaşında bir çocuğu aldın. 12 sene çocuğu kilitledin. 12 sene. Kaç yaşına geldi? 18 yaşına geldi. Eğer bu çocuk ondan sonra daha da askerlik falan havasına gitti. Eğer o okullarda istenilen eğitimi vermezsen. Soruyorum sana ya. Ondan sonra ne bekliyorsun bundan bu gençten? Mevlam buraları çok iyi anlamak nasip etsin. Amin.